Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere matematik oyunlarından Abolone oyununu anlatacağım. 7 yaş ve üzeri herkesin oynayabileceği bu zeka oyunu, strateji kurma, problem çözme, dikkat ve konsantrasyon gibi becerileri geliştirir. Altıgen şeklindeki oyun tahtası üzerindeki çukurların içinde bulunan iki farklı renkli top şeklindeki taşlarla oynanır. Oyuna ilk kırmızı taşlar başlar. Toplamda 28, kırmızı takımın 14, beyaz takımın da 14 taşı vardır. Altıgen şeklindeki bir oyun tahtasının üzerinde oynanan bu oyunun amacı rakibinizin 14 topundan 6 topunu oyun alanından çıkaran ilk oyuncu olmak. Altıgen şeklindeki oyun tahtasının köşelerinde yani kenarlarında uzun birer çukur bulunur. Ve oyundaki amaç kendi toplarınızı kullanarak karşı takımın taşlarını itip kenardaki uzun çukurları düşürerek top kaybettirmektir. Rakibin 6 topunu ilk düşüren oyuncu kazanır. Oyundaki kurallar. Sırası gelen oyuncu yalnızca iki hareket yapabilir. Bunlar rakibin taşlarını ittirmek ya da oyun alanı içerisinde belirli kurallar çerçevesinde ilerlemek. En az 3 top aynı doğrultuda istediği yönde hareket edebilir. Ancak taşlar aynı doğrultuda olmak şartıyla istenen yöne tekli ya da çiftli sayıda ilerletme imkanı da mevcuttur. Taş sayısının çoğunlukta olduğu rengin taş kümesi diğer rengin taş kümesini itebilir ve oyun dışına çıkarabilir. Örneğin 3 siyah taş, 2 beyaz taşı itebilir. Burada önemli olan taş sayısının çoğunluğudur. Ancak sayılara eşit olan iki rengin taş kümesi birbirini itemez. Örneğin her iki tarafta da bir taş bulunuyor. Bu durumda kimse birbirini itemez. 3 taştan fazla taşın bulunduğu bir taş kümesi herhangi bir top itemez. Çünkü aynı anda en fazla 3 taş birlikte hareket edebilmektedir. Evet arkadaşlar, şimdi oyunu bir arkadaşımızla oynayacağız. İlk önce kırmızı takım başlıyor oyuna. Kural ihlali olacak az kalsın ama son anda arkadaşımız geri döndü. Evet, gördüğünüz gibi 3 taşımla rakip takımın 2 taşını ittirdim ve bu durumda bir taşı oyun dışına çıktı. Şimdi sıra yine kırmızı takımda. Yine aynı şekilde rakip takımın bir taşını daha düşürmüş oldu. Rakip takımın bir taşını daha düşürmüş oldum böylelikle. Bir tane daha taşı düştü rakip takımın.
Evet, rakip takımın bir taşını daha düşürürsem oyunu ben kazanıyorum. Evet. Bu durumda oyunu beyaz takım kazanmış oldu. Gördüğünüz gibi kırmızı takım tesadüfen ve aksilik dolayısıyla hiçbir taşı düşürmedi. Ben 6 taşını da ilk düşüren oyuncu olduğum için oyunu ben kazandım. Coşkun Nexus kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz, videoyu da paylaşabilirsiniz. Umarım anlamışsınızdır ve videoyu da beğenmişsinizdir. İyi günler diliyorum hepinize.